Herkese merhabalar. Bu çalışmamızda eskizlerinizi referans alarak çok hızlı bir şekilde gerçekçi görseller oluşturabilen bir yapay zeka aracını inceleyeceğiz. Bu uygulamada farklı tasarım seçenekleri de mevcut. Onları da farklı videolarda inceleyeceğiz. Siz de ilerleyen çalışmalarımızda takip edebilirsiniz. Öncelikle siteye giriş yapmamız gerekiyor. Bu uygulama kredi sistemiyle çalışıyor ve yapacağınız her bir işlem için krediniz eksiliyor. Bu kredileri de satın almanız gerek. Şimdi Start Rendering Free ile giriş yapıyorum. Burada giriş yaparken Google hesabımızı bağlıyoruz. Burada farklı paketler mevcut. Biz ilk çalışma seçeneğine tıklayarak devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi farklı çalışma seçenekleri mevcut. Biz eskizlerimizle render almayı seçeceğiz. Sketch to Image aracıyla devam ediyorum. Öncelikle internet üzerinden hızlıca bir eskiz seçiyorum. İndirdiğim eskiz görselini Upload Image ile buradan yüklüyorum. Burada çalışma modları bulunuyor. Presize, mevcut eskizi çok fazla değiştirmeden temel özelliklerine bağlı kalarak tasarım yapmamızı sağlıyor. Creative ise kendinden de bir şeyler katarak en yaratıcı tasarım oluşturmaya çalışıyor. Şimdi prompt alanına nasıl bir atmosfer, nasıl bir kompozisyon, nasıl bir tasarım istiyorsak bu özelliklere gireceğiz. Mesela biz bu binanın bir suyun kenarında ağaç bir ev olmasını isteyelim. Etrafında da çiçek ve hayvanların bulunduğu bir peyzajı olsun istiyorum. Talimatları buraya girdik. Şimdi oluştur diyelim. Evet, çıkan görseli incelediğimizde oldukça gerçekçi bir görsel kalitesi sunuyor diyebiliriz. Özellikle duvar, pencere gibi malzemelerin ayrıştığı alanları çok iyi derecede belirleyip doğru bir şekilde malzeme ataması yapılmış. Çevre kompozisyonu da çok yerinde. Yalnızca diyebilirim ki az önceki talimatlarda belirttiğimiz çiçek ve hayvanları daha belirgin görmek isterdik. Bunun için de prompt alanında daha net cümleler ile hayvanları veya çiçekleri belirtmemiz ve yeni görseller oluşturarak devam etmemiz gerekir. Şimdi biz çiçekleri silip yeniden render alalım. Şu an talimatlarımız su üzerinde yoğunlaştığı için suyun daha aktif olduğu bir render almış olduk. Şimdi hayvanları da silip yeniden render alalım. Fark ettiyseniz eskizdeki tasarım ile görseldeki binada farklılıklar oluştu. Bunun sebebi az önce belirttiğimiz gibi çalışma modunun Creative'de olması. Şimdi Presize moduyla yeniden render alalım ve farka bakalım. Gördüğünüz gibi görselimiz temel çizgilere sadık kalınarak oluştu. Bu yapay zeka aracıyla eskizlerinizi canlandırabiliyor, malzeme ve peyzaj seçeneklerini saniyeler içinde görüntüleyebiliyorsunuz. Birçok proje için modelleme külfetini ortadan kaldırarak tasarımınıza nihai kararlar almak adına bu yapay zeka çok işinize yarayacak. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar.